yapıyoruz. Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün genel kutusunu geleceğiz, açacağız. Toplam 385 tane var elimizde. Özellikle edinilmeye çalışılacak, yani özellikle sahip olmaya çalışılacak kutu değil bu açıkçası. Ama çok hor görülen bir kutu genelde atılıyor. Ben içerisinden neler çıktığından şimdi bahsedeceğim sizlere. Atıp atmamak sizin elinizde tabii ki. Öncelikle arkadaşlar bu kutunun içerisinden 100 GP ve altın çıkıyor. Bol bol çıkıyor. Kutu biraz sıkıntılı bir kutu, şu konuda sıkıntılı. İçerisinden bol bol keleş çıkıyor. Kullanmadığımız keleşler bunlar, yani AK-47, Peru vesaire. 100 GP çıkıyor dediğim gibi. Bunun haricinde arkadaşlar bol bol karakter alıyorsunuz. İki tip karakter atıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Yavuz Sultan Selim ve de Simon Bolivar. Bunların ikisi de mavi takım karakteri arkadaşlar. Normal şartlarda kullanılması pek tercih edilmeyen karakterler, fakat Rikim oynayabilirsiniz. Başka sebepler olabilir. Özel versiyonu seviyorsunuzdur. En azından bu ikisinden bir tanesini elde tutmanız iyi olabilir. Sebebi de şu, bol bol atıyor bu kutudan, yani çokça atıyor ve bu kutu çok yerde karşınıza çıkacak arkadaşlar. Araştırınız, hani bu yumurtlayan kasa diye nitelediğim benim kasalar, kutular var. Onların içerisinden bol bol genel kutusu atıyor. Biz bugün 385 tane açtık bu kasadan. 385 kasanın içerisinden Yavuz Sultan Selim 260 günlük çıktı. Simon Bolivar da 195 günlük çıktı. Yani gördüğünüz üzere hiç çaba sarf etmeden bu karakterleri almış olduk. Yani 5 gün olduğu için hediye kutusuna atılabilir ama topladığınızda bayağı yüksek bir günü hediye ediyor. Bunlardan Simon Bolivar biraz daha güçlü. Onun için ben de Simon Bolivar'ı karakterimde tutuyorum. Yani bir tanesini sizin de envanterinize bulundurmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani ekstradan, yani süresiz gibi bir şey abi. 2000 güne yaklaştı benim Simon Bolivar. Neden Simon Bolivar tutuyorum? Yavuz Sultan Selim daha çok çıktığına rağmen Simon Bolivar'ın özellikleri bir tık daha iyi. Hani ne olur abi, hiç oyun oynamazsın. Envanterinde bir karakter kalmış olur yani. Onun için onu tutuyorum elimde. Bunlar, bu karakterin haricinde arkadaşlar nadir bir olsa özel kurt yeteneği ve görkemli paket atıyor. Bu ikisini de bu açılışta çıkartamadık galiba. Göz gezdirdim, göremedim. Attım da bol bol atıyor, ben de anlamadım. Yani o konuda biraz şanssız bir açım oldu bu. Özel kurt yeteneği neyse de bu görkemli paketin bir özelliği var arkadaşlar. İçerisinden böyle ıvır zıvır dövmesi, eşyası, bir sürü şey çıkıyor. Ama bunların yanında arkadaşlar güçlü kullanıcı çıkıyor. Tabii güçlü kullanıcı birçok kutudan elde edebilirsiniz, fakat böylesi çok karşımıza çıkan bir kutudan çıkması iyi oluyor. Onu da görkemli paket vasıtasıyla çıkartıyorsunuz. Üzerinde 30 gün yazar. Ekrana koyarım eğer elimde varsa ya, hediye kutumda, yoksa da yapacak bir şey yok. Bu kutunun içerisinden görkemli pakette bir paket çıkıyor arkadaşlar. Üzerinde 30 gün yazıyor ama 1 günlük. İçeride eşyaların arasında da güçlü kullanıcı var. Yani bu kutuyu aldığınızda eğer görkemli paket çıkarsa güçlü kullanıcı da çıkarmış oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim, biraz dolan başlı oldu ama inşallah anlatmışımdır demek istediğimi. Bir de arkadaşlar mağlubiyet sıfırlama çıkıyor. Ama ismi sizleri yanıltmasın. Mağlubiyet sıfırlama yazıyor, fakat hem kazanmanız hem mağlubiyetinizi sıfırlıyor. O konuda dikkatli olun kullanmak istediğinizde. Bunların dışında pek söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Kutu bu şekilde atıp atmamak tamamen sizin elinizde. Ben açıkçası çok fazla bir kutu trafiği olursa hesabımda, o zaman atıyorum arkadaşlar. Ama gerek meydan okuma görevi olsun, gerek içerisinden çıkan bu söylediğim karakterler, 100% GP, onun dışında güçlü kullanıcı dolan başlı olsa da, bunlar için ben çoğu zaman açıyorum arkadaşlar. Sizlerin de açmanızı tavsiye ederim eğer vaktiniz bolsa. Yoksa yapacak bir şey yok, atarsınız. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sürmekle olan bir çekiliş var. Katılmazsanız açıklamadan ve videonun sonundaki tavsiye edilen videolardan ulaşabilirsiniz. Bay bay.